Yeni Mesaj TV izleyicileri, bugün hani sonunda bu da oldu türünden bir konuyu biraz hani karşılıklı konuşalım istiyorum. Evet, bir dizi karakteri en sonunda gerçek zannedilip Türk büyükleri arasına kondu. Konuyu takip edenler hemen hani tebessüm etmeye başlamışlardır. Ertuğrul Gazi'yi canlandıran başarılı oyuncu Engin Altan Düz Yatan'ın heykelini Ertuğrul Gazi heykelinin yerine koyan Ordu Belediyesi herhalde hani pandemi sürecinde birazcık da olsun yüzümüzü güldürmeyi başardı diyebiliriz. Esasında bizi çok şaşırtmadı. Yani baktığınız zaman yakın tarihi kurgusal programlardan, dizilerden öğrenen hani genel izleyici herhalde Ertuğrul Gazi'yi de Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı dizi karakteri olarak tanıyor olabilirler. Hani şöyle bir hemen hatıra geldi aklıma. Zeki Müren'e plak yapımcısı sorar. Zeki Bey der, bu okumuş olduğunuz şarkı çok güzel. Sahibi kimdir? Bunun güftesi, bestesi kime aittir deyince, işte bestesi anonim, sözleri Yunus Emre'ye aittir efendim der Zeki Müren. Sonra plak yapımcısı, ooo çok güzelmiş, hani Yunus Bey'i arayın da hani kaç para istiyorsa verelim, sonra yarın bizi mahkemeye vermesin şeklinde. Maalesef tarihine, kültürüne yabancı bir toplumuz. Bunu kabul etmekte fayda var diye düşünüyorum. Çok fazla okumayı sevmiyoruz ve her şeyi televizyondan, sosyal medyadan öğrenmeye çalışıyoruz. Zaten pandemi sürecinde televizyon reytingleri tavan yaptı. Sosyal medyadan artık adeta çıkmıyoruz. Elimizdeki telefonlara bakarak yaşar hale geldik. Tabii bunu hani bu kadarını bekliyor muyduk? Ben açıkçası beklemiyordum. Hani bugün artık sokaktaki insana sorduğunuz zaman hani Abdülhamit'le ilgili ne anlatabilirsiniz diye size TRT'deki Abdülhamit dizisinden gördüklerini anlatacaktır. Osmanlı nasıl kuruldu dediğiniz zaman size işte yine TRT'de başlayan, çok ilginçtir, 3 kanalda birden devam eden tek herhalde dünyadaki dizidir Ertuğrul dizisi. TRT'de, TV 360'da ve Beyaz TV'de devam ediyor aynı anda ve TV 360 ile Beyaz TV ikisi de hafta içi her gün aynı saatte yayınlıyorlar. Neden böyle bir rekabete girdiler, neden bu kadar çok aynı dizi üzerine bu kadar yatırım yapılıyor, onu çok fazla bilmiyorum. O işin başka bir boyutu ama bu kadar çok hani Ertuğrul dizisi pompalanınca işte bir Türk büyükleri heykeli yaptırmaya karar veriyor Ordu Belediyesi ve heykeltıraşa da diyor ki işte Ertuğrul Gazi'den işte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e kadar Türk büyüklerini şey yapan bir heykel serisi istiyor, bir talepte bulunuyor Ordu Belediyesi. Ve işte Google'a girip herhalde resimlere bakıp işte hani Ertuğrul Gazi diye tıkladığında heykeltıraş tık diye karşısına Engin Altan Düzyatan'ın fotoğrafı çıkınca direktman onun fotoğrafı üzerinden bir heykel tasarlıyor. Hani çok ilginçtir. İşte kayığının sembolü olan işte bir hani o E, Y ve I harflerinin, I, V ve I harflerinin işte kayığı temsil ediyor. Ona dahi hani birebir kopyalamışlar. Ki normalde Ertuğrul Gazi döneminde böyle bir kayı boyu vurgusu yoktu. Kayı boyu, Osmanlı tarihini birazcık bilenler bilirler. Esasında Halil İnalcık bu konuda çok iyi araştırmaları var. Kayı ifadesi Osmanlı'nın ilerleyen dönemlerinde hanedan tarafından kullanılmaya başlıyor. Belki Ertuğrul Gazi kayı ifadesini bile kullanmıyor. Neyse, bu işin hani tarihçiler kısmı, tarihi tarihçilere bırakalım. Hani biz kendi uzmanlık alanımıza dönelim. Evet, Ertuğrul Gazi dizisi, Ertuğrul Gazi'nin ne diyelim de anlatıldığı, Osmanlı'nın kuruluş döneminde anlatıldığı dizide Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi'yi canlandırıyor ve hemen hemen her gün, daha doğrusu hemen hemen değil, her gün iki televizyonda birden ekrana çıkınca bu dizi, TRT'yi de bunu eklediğimizde 3 televizyon kanalında Ertuğrul dizisini biz görmeye başlayınca insanlar artık herhalde Engin Altan Düzyatan'ı Ertuğrul Gazi'nin kendisi zannetmeye başladılar ki koskoca bir heykeltıraş Engin Altan Düzyatan'ın resmini Ertuğrul Gazi'nin heykeline dönüştürdü ve bu şakayı bütün Türkiye'ye yaptı. Allah'tan Ordu Belediyesi medyada çıktıktan sonra, hani bunun altını çiziyorum, medyada çıktıktan sonra heykeli kaldırmak zorunda kaldı. Tabi burada akıllara pek çok soru geliyor. Hani heykeltıraş Google'a girdi, Ertuğrul Gazi yazdı, karşısına Engin Altan'ın resmi çıktı. Hani o resmi aldı, herhalde Ertuğrul Gazi de böyle biridir diye düşünüp
Ya da işte kim Ertuğrul Gazi'yi tanıyor ki işte herhalde gibisinden o resimden bir heykel üretti. Bu heykeli herhalde Kültür Müdürlüğü gördü. Belediye Başkanı parkın açılışında mutlaka bulunmuştur. Yani bu kadar insan Ertuğrul Gazi'nin o heykelinde ya bu Ertuğrul Gazi değil bu Engin Altan düz yatan demedi ve medyada çıktıktan sonra hani bir ne diyelim sosyal medyanın gücü medyanın gücüyle beraber Ordu Belediyesi heykeli kaldırma kararı aldı. Tebrik ediyoruz. Hani geç de olsa doğru alınmış bir karar. Peki neden bu oluyor? Biraz bunu esasında irdelemekte fayda var. Toplumsal olarak kabul etmek gerekir ki çok fazla televizyon izliyoruz. Yani Türk toplumu dünyada en çok televizyon izleyen toplumlar arasında. Yani yaklaşık günde ortalama bu pandemi sürecinde 350-400 dakikaya yakın bir sürecimizi televizyon başında geçirdik. Öyle olunca da bazen kurguyla gerçeği karıştırmaya başlıyoruz. Mesela hatırlarsanız çok tutan dizilerden bir tanesiydi. Kurtlar Vadisi dizisi. Orada bir Çakır karakteri vardı ve Çakır karakteri öldükten sonra işte cenaze namazı kılındı. Ve onun hani ertesi senelerde hani seneyi devriyesinde mevlitler falan okuldu. İnsanlar helva dağıtmaya, lokma dağıtmaya kalktılar. İşte bir benzerini esasında dini hayatımızda da yaşıyoruz. İşte birçok insan esasında Antony Quinn'i Hazreti Hamza falan zannediyordu. İşte Çağrı filminden dolayı. Çünkü o kadar çok iyi oynadı ki Antony Quinn Hazreti Hamza'yı ve yıllarca biz onu her Ramazan artık dizi boyutunda izleye izleye artık hani Hazreti Hamza'nın o dizide o filmde oynadığını falan zanneden insanlar olmuş olabilir. Yani çok abartıyor gibi gelebilirim belki size ama hani gerçekle kurgu çok fazla iç içe girmiş durumda işin özeti sevgili izleyiciler. Yani insanlar Antony Quinn'i Hazreti Hamza zannetmeye başladılar. İşte Bülent İnal'ı Abdülhamit zannetmeye başladılar. Çakır'ı gerçekten böyle vatansever bir işte Türk büyüğü gibi görmeye başladılar. İşte bunun bir neticesi olarak da Engin Altan Düzyatan'ı da Osmanlı'nın kurucusu olan Ertuğrul Gazi olarak zanneden bir heykeltıraş ne diyelim büyüğümüz ondan sonra bir heykeltıraşımız böyle bir şaka yaptı. Pandemi döneminde hepimizi güldürdü. Biraz maliyeti yüksek olan bir şaka oldu ama olsun hani en azından biz bunu şaka olarak en azından şu anda düşünmeliyiz ki yani öbür türlüsünü yani gerçekten Ertuğrul Gazi'yi Engin Altan Düzyatan'la karıştırabileceğini zannetmiyorum. İşte bu da televizyon okur yazarlığı dediğimiz bir şeyi gündeme getiriyor. Sevgili izleyiciler yani hani YouTube'daki bu videoları bizler hani hazırlıyoruz, çekiyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ama en nihayetinde bütün bunları yaparken hani şu bilinçte yapmaya çalışıyoruz. Bir medya sorumluluğu dediğimiz bir hadise var. Medya sorumluluğu bu noktada evet dizi yayınlayan kanalı bağlamıyor ama dizi yayınlayan kanallar artık bundan sonra şöyle bir sorumluluk almak zorundalar diye düşünüyorum. Dizinin önünde birazdan izleyeceğiniz tarihi karakterler tamamen günümüze ait oyunculardır. Onları gerçek karakterlerle karıştırmayın. Dizide görmüş olduğunuz işte Engin Altan Düzyatan aslında Ertuğrul Gazi'nin kendisi değildir diye bir uyarı yapmaya gerek var. Artık medyaya böyle bir sorumluluk da düştü diye düşünüyorum. Burada belki şunu da altın çizmekte fayda var. Aynı anda dünyada aynı dizinin 3 ayrı televizyon kanalında yayınlandığı tek ülkeyiz. Bu biraz da esasında TRT ile bu içerikleri paylaşan, yayınlayan işte diğer televizyon kanalları arasındaki ilişkiden kaynaklanıyor. Yani Beyaz TV ve TV 360 daha önce de TRT'nin bazı dizilerini bu şekilde yayınlıyorlardı. Tabii TRT hangi şartlarla bu televizyon kanallarına bu dizileri veriyor? İsteyen herkese TRT bu dizileri veriyor mu onu bilmiyoruz. Ama geçmişte yanlış hafızam beni yanıltmıyorsa yine Beyaz TV ile TV 360 arasında Kurtlar Vadisi'nden kaynaklanan bir böyle bir medya kavgasına şahit olmuştuk. Daha sonra TV 360 Kurtlar Vadisi'nin bölümlerini bir kısmını daha sonra yayınlamamaya başladı. Artık bunu o kavgadan kaçmak olarak mı yorumlayalım yoksa bu bir yayıncılık politikası mıydı? Orasını bilmiyoruz. Bizi de çok fazla ilgilendirmiyor. Ama bugün yine yani Ertuğrul dizisinin TV 360 ve Beyaz TV'de aynı anda aynı saatte yayınlanması ilerleyen günlerde
yine bir medya tartışmasına, kavgasına neden olur mu? Onu da burada bir soru işareti olarak bırakalım. Yani bu noktada peki son olarak ne söylemek istiyoruz? Şunu söylemekte fayda var. Evet, çok televizyon izliyoruz. Ama lütfen diyorum ki televizyonda izlediğimiz karakterleri çok fazla içselleştirmeyelim. Hani o Necati Şaşmaz'a işte soruyorlar, işte sizin için hayatta örnek aldığınız bir insan var mı? Evet diyor. Polat Alemdar'ı çok örnek alıyorum kendime demişti. Ne diyelim? Hani son söz yine bir dizi karakterine ait olsun. Buradan Necati Şaşmaz'ın sözüyle videoyu tamamlayalım. Herhalde Ordu Belediyesi'ne nazar değdi.